Şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eyvallah. Eyvallah. Keyfiyet. Ders 2. Lugat manası ne demek? Kemiyet, keyfiyet. Kemiyet, hani diyor kalite. Yani kalite. Kalite. Keyfiyet. Öz. Çok öbür, çok çokluk mu? Yani keyfiyet. Hani risaleden hatırınıza gelsin. Hürriyetlik var mı abi? He? Keyfiyet de bir hürriyetlik var mı? Var tabii. Esas ya bu şeydir yani. Yani keyfiyet, kemiyet var ya risalede. Yani bir adet, bir de kalite. Kalite ne demektir? Özdür. Öze yakın olmaktır. Aslına yakın olmak keyfiyet. Mesela keyfiyetli insan, kaliteli insan. Ne demek? Aslı fıtratını fark edip fıtratına seyahat edebilen insan. Yani aslına doğru urucu, uruc eden, ettiği kadar seviye alan. Keyfiyet özdür. Asıldır, araz değildir. Okuyalım. Bazı şeyler var, söyleyince şeyler olur. Hasenat ve seyyiatın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Mektuba 445. Mesela Cenab-ı Hak haşirde hesap çekeceğin burada hükmetmiyor. Günahlar da yapıyoruz. Sevap da yapıyoruz. Allah sabrediyor. Neticeye bak. Biz insanlar ise masluk olduğumuzdan hemen bir insanın neticesini de beklemiyoruz. Belki yarın öbür hafta düzeltecek. Hata yaptı hemen tepesine biniyoruz. Haşir meydanında Cenab-ı Hak yaptığı muameleyi de biz burada yapmıyoruz birbirimize. 13. lemada da geçiyor. Günah bir tarafa, sevabı bir tarafa. Hangi taraf garip basarsa öyle muamele edilmesi lazım. Yani bu da suizanı birinci dersin mütemimi diyelim. Mesela bizim özelliğimiz nedir? Bir iyilik yaptım dağlara sığdırmayız. Dağ göklerin zirvesine çıkarız. Bir ata da yaptım ta aşağılarda koymayız. Dibe indiririz. Yani ortada koymuyoruz. Bu bir hatamız. Yani Allah şöyle yapıyor. Hasenatı, seyyiatı. İyiliği, kötülüğü. Hangisi galipse ona göre muamele ediyor. Bu da iki. Üçüncü tarafı Allah günahın kendisine bakıyor. Amelin kalitesine bakıyor. Çünkü hayır yapmak zordur. Tahrip olduğu için günahlar kolaydır. Onun için bir hasene diyor, binlerce seyyiatı yok eder. Ama bir seyyiye binler haseneyi yok etmiyor. Onun için bir insandan, mesela benim gibi bir insandan namaz kılması o kadar şey değil, normaldir. Ama bir gençtir, bu davayı bilmemiş, seyahat ederken baktın ki İslami kisve yok. Namaz kılması onu binlerce seyyiatını örter. Allah keyfiyete bakıyor. Akıcılıktan sıra. Yani keyfiyet neydi Abdurrahman? Aslına yakın olmak. Aslını fark etmek. Aslına doğru uruç etmek. Aslına yönelmek. Bir insan kaliteli ise keyfiyetlidir. Kalite demek aslına yakın demek. Fıtratına yakın olana keyfiyetli insan, fıtratına yakın. Nedir o? Vicdan, ahiretin, hesap gününün, haşir meydanının küçük nümenesi insanın vicdanıdır. İnsan aslına yani fıtratına yakın demek, vicdanın içerisinde inkişaf etmektir. Vicdaniyatlı olmak. Vicdan ne demektir? Yar, narın için yardığımız gibi
vicdanın içine yarın hep zikredelim derse, ta ki malzememiz olsun, artık buna alışalım diye, vicdanı yar. Vicdanın anası ve erbası, ruhun dört havası olan irade, zihin, irade, his, latife-i Rabbani. Vicdanlı olmak, yani kaliteli olmak, yani keyfiyetli olmak isteyen, yani keyfiyetli kimdir? İradesini mukayyet olup ibadette yapabilen, iradeni ibadetullah'ta, hissini muhabbetullah'ta, yani kalbinin bekçiliğini yaparak kalbine başka emraz-ı kalbini, kalbiye dönmemesi için kalbine Ayşe Fatma doların, malın, mülkün girmemesine bekçilik yapmak, onları çalışıp paraya cebe koymak, eş aldınsa eve koymak ama kalbe koymamak. Bu vicdaniyatın ikinci bir hassası olan his. Bak, irade, his, zihin, latife-i Rabbani. Hissin vazifesi neydi? Muhabbetullah. Allah'a, Allah'ın zemini, haşa, Allah'ın zahir olduğu bir yer. Zuhur yeri, kalbine başka bir şey sokmamak, muhabbetullah'ta inkişaf etmek ne demek? Kalbine başka bir şeyin girmesine mani olmak. Zihnin vazifesi de marifetullah'tır. Allah'ı tanımak ve tanımlamak. Tefekkür ehli olmak. Bu üçünde muvaffak olan, dördüncüsü zaten kendiliğinden geliyor. Nedir o? Latife-i Rabbani denilen, ulvi duyguların zemini olan Latife-i Rabbani'de Allah zahir oluyor. Fikren, hissen, mahsen ve zevken oluyor. Fikretmek, hissetmek, mahsetmez. Bu sefer Allah hissedilmeye başlanılıyor. Allah böyle meçhulü mutlak yapmayın, ötelerin ötesine itmeyin. Allah öyle değil yani. Allah fikrediliyor. Aynı zamanda hissedilen bir şey, fikrin içinde his de var. Özür dilerim. Fikrin içinde his de var, hissin içinde zevk var. Nasıl var? Yani Allah'ı tefekkür edebiliyor muyuz? Tefekkürün içinde his var, hissin içinde zevk var. Nasıl var? Bir bardak su. Su, buz kabul edin. Buz ama su. Sudur yani bu. Buza ne takılıp kalıyorsun? Gir içine. Su. Ya sulama. H2O'dur. H2O'dur. Ne buna takılıyorsun? H2O enerjidir. Enerji deyince sen enerjin şeyse Ubeyd, enerjini çapabiliriz, takabiliriz. Enerjidir. Yani enerjiye ne takılıyorsun? Esirdir. Esir. Bakın aynı yerdeyim, hiçbir yere gitmiyorum. Dikkat ediyor musunuz? Bak, bir daha toparlanın. Buzdur. Sudur. H2O'dur. Enerjidir. Esirdir. Maddi hayattır. Aynı hayattır. Nur-u Muhammed'idir. Esmadır. Sıfattır. Bu kadar. Aynı yerdeyiz, görüyor musunuz? Ha, tefekkürdür. Gir içeriye. Yani ilim. İlim maluma tabidir diyor. İlim nedir? Gir içeriye. İçinde ne var ilmin? Yani vicdanın içinde dört tane şey olduğu gibi. Ne var içinde? İlimin içinde marifet var. Marifet var. Muhabbet var. Lezzet var. Vicdaniyat var. Tefekkür var. Yani İlmin içi yok mu? Boş mu? İlmin içi manudur. İlim de manuata. İlim içi canlıdır arkadaşlar, ruhludur. Hani tefekkür, marifetten farklı bir şey değil. Tefekkür eden adam, tefekkür bir pakettir. Yani ne bileyim, nasıl anlatacağım? Bir buz gibi düşünün. Buz diyoruz da buradaki adı buzdur. Öteki tarafı buz değil ya. Aynı yerde ama. Aynı yerde nihayetsiz mana mertebesi nasıl olur göstermeye çalışıyorum. Aynı şeyde nihayetsiz mana mertebesi nasıl olur? Buz diyorsun, ömründe hiç su görmemiş, buzun üzerinde oturuyor adam. Ya kardeşim, Allah'a şükret yani, buz ama aslında su. Ne demek su? Hiç ömründe görmemiş. Şimdi buzun üzerinde oturan adam hayatında buz, su görmemiş. Ben bunu, suyu nasıl ispat edeyim şimdi ya?
Ne kadar inkar eder değil mi ya? Git kardeşim, kim gidip gördü ya? Öyle şey olur ya. Su ne suyu ya? Ya su içine cıvık diye içersin. Ne içersin ya, buz içilir mi? Bak suyu da yüzersin. Ya ben yürüyorum burada, ne yüzmesi ya? Suda yürünmez, yüzülür. Aslında yüzülenin üzeri diyorsun. Anlatamam. Nasıl anlatacağım? Bak buzun rengi var ama onun rengi yok kardeşim. Buzun şekli var. Suyun şekli yok, kaba girer. Hatta kafayı yer. Ya suya bak, kaşık yok. Ne demek kaşık yok? 100 sene önceyi anlat, aşık yok. Aynı bunun gibi. Tefekkür ederken, tefekkür içinde marifet var, muhabbet var. Buzun içinde mertebeler olduğu gibi lezzet var. İlmin içinde alan ilmin. Hep şimdiye kadar şöyle biliyordum ben, siz değil de ben. Yani ilim bir bilgi. Bilgi ne demek ya? İlmin içini nar gibi bir kes, yar bakalım ne var? İçinde tefekkür var, marifet var, muhabbet var, hayat var, ruh var. Canlı Allah'ın ilmi sıfatı, Allah'ın ilmi sıfatı cansız olur mu? Ruhsuz olur mu? Topraktan hayat fışkıracak, Allah'ın sıfatı sıfatı olan ilim cansız olacak. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar cehit düşünüyormuşum. İşte keyfiyet, niçin bunları anlattım? Buz gibi iken sen, ta Nur-u Muhammediye kadar serüvenin var, seyru seferin var, seyahat et. Aslına doğru hareket etmenin, hareket ederken vasıflandığın hallerin adına keyfiyet, kalite demektir. Yani aldığın mesafe veya mesafe bile olmasa, aslı gayen, gayi hayalin, gayi hedefin olmalı. Şöyle. Keyfiyet. Aslına orucun adıdır keyfiyet. Aslına doğru harekettir. Kaliten demek o. Mesela diyoruz ki kardeşim orijinal mi? Yok abi sanayi. Araba parçası ya. Sanayi mi orijinal mi diyoruz? Sanayi. Orijinal sanayi kardeşim. İki kat fiyat veriyoruz. Onun için bazısına diyorum kardeşim bu fikir senin orijinalin mi yoksa sanayi malzemesi mi kullanıyorsun? Yani başkasından mı nakil mi diyorsun? Gölge insanı mısın yoksa senin tefekkürün müdür? Eğer naklediyorsan arazdır. Naklediyorsun. Sen onun sahibi değilsin, naklediyorsun hoparlör gibi. Ama senin tefekkürünse orijinaldır. Onun için bu topluma, bu millete en büyük katkı yapan düşünen insanlardır. Onlar kadar üretken bir varlık olamaz. Bunlar en büyükleri peygamberdir. Unutmayın. Bu toplumun ruhsal yapısına, donanımına, canlı ve ruhlu tutmasına malzeme üreten en büyük üretkenler alimlerdir. Fazıl kişilerdir, tefekkür ehilleridir, istifadelerini paylaşanlardır. Unutmayın. Onların casuslayıp ötelerden aldıkları malzemeleri kısmen size naklediyorlar. Bunlar kadar büyük topluma katkı olmaz. Bunlar toplumun pirleridir. En büyük imalat onlardır. İlaca benzemez bu. Bir sürü ilaç hastaları geliyor dershaneye. Abi ben çok bitim. Ya sen biliyorsun da o şeyi. Ramazan'da gelen çocuk vardı. Hatırladın mı? O zeytin vurdu. Ya böyle yürüyor. Kol sallamak yok ha. Ayak kaldırmak yok. Robot. Robot, robot. Bak. Şimdi konu, abi nasılım? Eski de derdim nasılsın? İyi değil, kötü. Başka? Başka nesin diyorum? Beni sinirlendiren, sinir küpeden söz ya, kötüyüm. Başka, daha başka nasıl kötüsün? İnsanlarla iletişim kuramıyorum. Niye? Korkuyor. Niye geldin? Beni getirdiler. Niye geldin? İntihar etmeyi düşünüyorum. Aferin mi? Taahhüt etmedin mi? Niye düşünüyorsun? Düşünmek ne demek ya? Hemen yapsaydın. Ama korkuyor. Şimdi bana diyor ki, o ben dedi 10 dakika oku dedim ya Nazır Risale'nin sesini.
Ya biraz aynı böyle diyor şimdi. Öyle konuşana bak şimdi. 10 dakikadan fazla okuyabilir miyim hocam? Cem hoca diyordu, şimdi oldu abi. Ama işte. Şimdi gitti şey. Akrabasının abisi bir fabrikasında. Şimdi sana iyi bir doktor söylüyorum şimdi dedi. Tamam. Sana icazet verdi. Bir ay Ramazan'da katıldı. Her gün psikoloji dersleriniz vardı bizim. Katıldı. Ondan sonra tamam. Şimdi sana başka bir doktor tavsiye ediyorum. Benim doktorluğum bitti. Hangi abi? Tamam. Hiç kimseye muhtaç olmayacağım. Acayip dünyanın en kıymetli ilacını en kıymetli doktoruna gönderiyorum seni. Nedir abi o dedi? Doktor meşguliyet. Git bir yerde çalış. Doktor meşguliyet. Meşgul ol. Her gün orada geliyor, doğru mu? Hatırladın mı? Nasılsın? İyi değilim. Şimdi iyiyim abi. Hala iyi misin? Son günlerde. İyi değilim abi. Çok iyi. Aslında seyahat ediyor diye misal verdi. Niye? Bakın toplumda o doktorlar ilaç veriyor. Doğru plakaları düzeltiyor. Ama usta gündüz duvarı yapıyor. Gece birisi yıkıyor. Gündüz usta yapıyor. Gece birisi yıkıyor. Sen muvaffak olamazsın. Doktorlar sinir sistemine ilaç veriyor. Doğru. Ama düzeliyor. Geri bozuluyor. 10 küsür sene bu. 10 küsür seneden beri hala ilaç kullanıyor. Niye? Duvarı tamir ediyor. Doktor muvaffak olmadı değil. Oldu. Ama duvarı yıkanlar var. Onun men edememiş. Erbaa habiselere müdahale edemiyor. Bu duvarın arkası var. Erbaa habise var, cin var, nefsemmare var. Nefsemmare dehmi akla verir. Şeytan, Allah Resulü'nün ifadesiyle şeytanın oku vesvesidir. Kalbe verir. Ayrı çıksın. Onun için terbiye olmamış, düze çıkmamış. Yani aklın veri tabanı, malzemesi yoksa terbiye olmamış, akıldan Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım. O senin başına beladır. Hep iyi değilim, özgüveni kaybettiren, yanlış yollara seni tarafgir eden, yanlış konuşmaya vesile olan, söyle onu, çak onu, söyle onu, ben hazırım ben, dittiren hep bu terbiye olmayan akıl. Yani malzemesi yok. Bu böyle bir iyi değilim, kötüyüm. Hep niye asla bunu zikrediyorsun? Ya ben deli olacağım ya. Her gün en az 10 kişi ararım ya. Abi ben kendimi kötü hissediyorum. Ne yapayım? Vallahi at dedim ya kayadan aşağıya. At da tepem atıyor ya. Hiç mi dinlemiyorsunuz? En azından şunu yapın. Bir saat tefekkür psikoloji dersi dinleyin. Tamam? Bak ne kadar kolay bir çift var mı söyleyeyim. Ulan bir bu doktor kadar mı değerim yok ya? Ben onlar söylüyor senelerden beri. Hala iyi değilsin. Bir de beni dinle. O psikoloji dersten 3 tane cümle yaz. Koca bir saatten seni etkileyen bir A4'ten büyük. Bir tane daha büyük. Bir tane daha 3. En çok evde nerede gözüne çarpıyor? Ev ise mutfağın. Yapıştırır. Öteki yatak odanı, odada salonu. 3 gün dursun o. Gelirken baka şuur altına mal olacak o cümle. Sonra 3 gün sonra olursa başka 3 cümle. Mesela özgüveni yok, iyi değilim, kötü hissediyorum diyen, iyi değilim, çok iyiyim, Allah var, problem yok. Yapıştır oraya. 3 gün dursun. İyi değilim, çok iyiyim, Allah var, problem yok. Tak. Bela vereni buldunsa safa eder, ata eder. Bela vereni bulamadınsa Allah belanı verdi. Al bunu da koy mutfağa. Acayip bir şey ya. Allah belanı verdi, beni öldürüyorum tabii. Çok acayip ya. Bildiğince yüzüyoruz. Gelmiyor mu bize? Mesela bana, bugün inadına. Ya dedi, tamam yeter dedi ya. Bu cüz bu kadar okudun dedi. Ne dedin? Demeseydim bitirecektim. Okey dedim, 2 sayfada götüreceğim. Biraz sonra 2 sayfada götürdüm, hizmi bitirdim. Tamam biraz da oku. Ha öyle mi dedi, başını oku. Onu mu ölüyoruz yani? Biliyorum kimden geliyor. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. 3'ü ayırdın mı? İnan, kedi falan. Sana ne yapacak ki? Vehim, vesvese, kötüyüm, karamsarlık. Yani negatiflik yok bu adam. Ben değilim ki. Birileri hep sen kötüsün diye inandırmaya çalışıyor. Ne anlamıyorsun?
Yok, sen de direniyorsun, iyiyim ya. İnanmak istiyorsun ama yok, iyi değiliz, bu yapayım. Aslında doğru seyahat et. Aslında seyahat etmenin temelleri kendine üç ayrı. Sonra akla malzeme vermek. Hastalığı doğru teşhis etmek, o tesis edilen, tespit edilen hastalığı tamir için doğru malzeme kullanmak. Keyfiyet aslına doğru oruç etmenin adıdır. Aslına dönmektir. Mesela Cevdet'ten alayım. Misal şeyden. Cevdet, mesela o biz nurları tanımadan önceki, ben de öyle de sen de öyle, beraber konuşayım. Öyle devam etse, şimdi bunları kendine dönmek, kendini seyahat etmek, aslına hareket etmek gibi bir şey duyar mıydık? Ve üç ayırmak şöyle dursun, her istek biz zannederdik, iyilikte, kötülükte. Ne demek kendini üç ayırmak? Benim ya, istekler de benim, kötülük de benim. Hayır. Ama şimdi ne kadar rahat bundan, sistem, sende. Bir sürü kötülükle, Allah'a küfürler geliyor falan geliyor. Mesela Kur'an okuyorum. Okuyorsun diyor. Kur'an sanki doğru olduğunu nereden biliyorsun? Sistem sensin, serseri. Hiç cevap bile vermiyorum. Vallahi vermiyorum. Cevap bile imal etmiyorum. Hemen bu zaten cevap veriyor o. Sıs diyor. Ben seyrediyorum. Allah yok, bu Kur'an yanlıştır diyor. Kur'an bu insan yazdı diyor. O da diyor ki, ümmü bir zat. Oğlum ben de ikisini seyrediyorum. Ustad diyor ya, soru cevabı dinledim diyor. 15. söz komple. Şeytan dedi, ötekisi dedi. Değil mi? Hafızları dinledim diyor. Acayip acayip. Ya küllak böyle dolu ya. Elhamdülillah ya. Zevk alıyor. Hasenat mesela, o zaman ne yapacağız? Adamdan bir şey gördük. Ha, o adam, onu yapabilecek adam değil. O hasenatı yapıyorsa, çok günahlarını, kötülüklerini affettirir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. İşte kavga etti, bilmem ne yaptı, bir hata yaptı, Risale'ne zarar verdi, şöyle oldu cemaata. Usta bayıklığa çıkıyor. Risale'nin alakası var mı diyor. O diyor, Risale'nin alakası binlerce seyyatını örter, affettirir. Bir kardeşimizin Risale'nin alakası var mı? Seviyorum, takdir ediyorum. İhtiyaç sahiplesine denk gelse bunu verecek mi ona? Ha, bu kardeşimizin binlerce seyyatını örter bu fiil. Ya. Ama biz ne yapıyoruz? Ben, yani biz düşmemek için söylüyoruz. Hata yaptım. Ya düzelme fırsatı da vermiyoruz. Hemen onaylıyoruz. Ya Allah aşire kadar bekliyor. Ama biz bir gün beklemiyoruz ya. O adamın kötü olabilmesi için, kötü hüküm alabilmesi için haşire kadar bekliyor. Kötü demiyor Allah bu dünyada. Ya biz bu kadar okuyoruz, ders dinliyoruz, böyleyiz. Ya okumayan, bu dersleri dinlemeyen nasıldır İbrahim'in? Yani buhran, bunalım, özgüvenini kaybetmiş, benim nesim, benim ruhum, dinle buyuz. Ya bu kadar vesvese beyimlerden sıkıntılara gene baş etmekte zorlanıyorsak, ya okumayan, dinlemeyen ne yapıyor? Bugün bir tanesine işte gittik Mustafa'yla, hem seyahate böyle denk geldik, bir bacımız böyle. Kardeşim dedim bak, kaç kişi hasene varıyor? Ne dedi biliyor musun? Ben diyor, dün akşam onu düşündüm ve ağladım diyor. Geleceğimi söylemiştim. Yani bana nasıl gelir diyor. Niye gelmesin? Hasan gelmiyor ki. Allah. Yani niçin bunları anlattım ben? Niye böyle düşünüyorsun? Bir de böyle düşün. Of be. Her anlatırsa şöyle. Oh be. Dur al şey yapayım diyor. Cep telefonu alayım çekeyim. Ya dedim sitede var. Dinle. Bunlardan çıkarıyorum ben. Bunlar Ehlife'nin kitaplarında olmaz. Onlar diyor ki kötü şeyleri düşünme. Doğru söylüyor tabii. Ama o düşünmemek değil ki, kendisini doktor buna, o doktor, doktorluk yapanlar var psikiyatristler. Şunu bir anlatsalar, düze çıkacak hasta. Şu üçe ayırmayı bir anlatsalar, kendisine bir negatif imal eden fikirleri, hisleri, salgılamaları imal eden bir kaynağın kendisine rağmen, kendisine zıt bir şeyin kendisine takılı olduğunu, imal ettiğini bir bilse, bu aynı GPS gibi, GPS uydudan biri aldığı gibi, bu da şeytandan aldığını
anlatsa, buna bir inanırsa sen de, senin dışında birisi var. İnansa adam düze çıkacak ya. O yapıyor diyorsun, böyle yapıyor kadın bugün. Oh be, o ben değil miyim? Değilsin bacım. Sen değilsin ya. Gönder onu bana ya. Allah, uykularım gidiyor diyor. Şu dişi dışarıdaki şeydi diyor. Sıdırlarda oturuyorum diyor. Öylece. Herhalde, aa kalbim. Bir tanesi unutayım. Unutmak için televizyona geçtim. Dedim ki, bir anda, aha kalbim duruyor. E ne yaptın dedim. Tamam, ölüyor. İyi. Hemen gittim, abdest aldım. E ne yaptın sonra? Koltuğa oturdum. Ölümü bekledim. Ha. Ha. Ve kaşım, şey, gözümü de kapattım. Ha. Bekledim, bekledim, kimse yok. Ölüyorum dedi, yine adam ölmüyor ki. Ondan sonra bunları bir anlatınca, oh be. Allah ustadan razı olsun. Allah Resulullah'tan razı olsun. Resulullah öyle demiyorum. Ustad da, ustad için diyorum ki, Allah ustadan razı olsun. Resulullah için şöyle diyorum. Allah şanına nasıl yakışıyorsa, Resulullah öyle muamele etsin. Nasıl yakışıyorsa. Peygamber. Ne insan ya. Bunlar o ders vermiş. Bunları o ustad yani. Ustadların ustadı. Resulullah ya. Bu dersler onlara ya. Bunlar düşündükçe onlara vesilelik noktasında dinle kadar var. Allah ondan razı olsun, bir de az gülüyorum, tövbe de. Şan Allah'a nasıl yakışıyor, söyle muamele etsin. Bakın bak bir şey. Ne yapacaklar ya? Böyle yapıyor kadın. Of be. Daha diyor, gece diyor, şeyde diyor, dışarıda balkonda oturup da diyor, aha ölüyorum, ölüm beklemeyeceğim diyor. Ne yaptım? Keyfiyet aslına gösterdi. Sen bu da değilsin, bu da değilsin, bursun. Kaldır elini, kal. Benimle. Ha böyle bir şey mi var? GPS mesela nasıl ki navigasyon yolu gösteriyor. Aynı onun gibi. Tabii al, hava al kardeş. Temiz al. Hasenat ve seyyiatın muvazenesi kemiyete bakmaz. Allah'ın iyilik kötülük dengesini sayıya bakmaz, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur bir tek hasene bin seyyiata tereccüh eder, affettirir. Bazen bir hasene, onun için bir adam, ümitsiz olma, bir iyilik yaparsın, binlerce, bak onurlanmasın. Yeri gelmiş değil mi Sameri? Onurlanmasın Selahattin abi ama, şey, gerçi adamın yanına, yüzüne karşı demeyin dedi. Mesela bakın değil mi? Bizim buraya, bu zemin atılmasına, evini açtı. Ve buradaki bu çekirdeğin oluşumuna en büyük veri tabanı kimse pek yapmaz. Değil mi mesela? Kimse kaldırmaz. Kaldırmaz. Evini açtı, Kırıkhan'da ilk dershanenin, bizimle alakalı dershanenin bu derslerin veri tabanı o. Şimdi bu adamın bu hasenesini, ben beşeriyetim itibariyle, ben bile bu vefa adına gelir gelmez hemen ziyaret ederim ve alaka duyarım ve Allah şahit olsun, hürmet ve saygımda eksiklik yapmamaya çalışırım. Peki Allah ne yapar? Allah unuturum. Yani hizmeti zerre kadar katkısı olan o değil ki. Başka hepiniz yani. Ama o misal yani. Ne yapar? Allah keyfiyete bakar, kaliteye bakar, niyete bakar. Birinci ders vardı ya, kaliteye. Binlerce yıl. Mesela buna delil, mesela bazı arızalar da gördüm. Bak burada yanımda ama hiç kale aldım şahit olsun. Hiç muhabbetimde eksik olmamıştır. Alakamda şeyinde düşünüş şekli ne olursa olsun. Beni hiç ilgilendirmiyordu. İlgilendirmiyordu. O keyfiyet, o vesileliğini aya başım üzerindedir. Zübeyir abi öyle demiş. Bu durusu Kur'an'a, bu hizmete, Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesine, bu hizmete zerre kadar sadakatle, ihlasla hizmet edenin ayağı başımızın üzerindedir. Keyfiyet, kalite. Risale'nin alakası var mı kardeşim? Bin kusurun affettir. Keyfiyet. Keyfiyet okuyoruz. Kalite.
ameline bakmaz. Allah sizin amelinize bakmaz. Amelinizi niçin yaptınız? Niyet var ya niyet. Hasenata seyyata, seyyata sanata kalbedir. Adam gösteriş için yapmış bir ameli, günah oluyor. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler fakat emniyet ve kıymet ekseriyete, keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Mesela Leman'a 71. Ya din gelmeseydi kimse kafir olmayacaktı. Böyle bir dersimiz var sitede. Din gelmeseydi nizam kimse kafir olmayacaktı. Çünkü reddetmeyecekti ki. Sığırlara din gelmediği için Müslüman sığır olmadığı gibi kafir sığırda yoktur. Yok. Ha, din geldi ama çoğu insan gitti. Kaçta kaç? 5'te 4'ü gitti. 5'te 1'i Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam. Ama gitti. Allah bu sayıya bakmıyor. Bir çekirdek mesela diyor ki misal verin orada 71'de. 100 tane çekirdeğiniz var. Toprağa gömdünüz 93 çürüdü. Onu ağaç verdi. Zarar etmiş olur musun? O bir çekirdekten bir ağaç ama binlerce çekirdeğin zemini oldu. Mesela bir İmam-ı Azam Efendimiz. Kefeye koy. Boğazın insanın kaç tanesini kalite olarak, kemet olarak koyalım kefeni bu tarafına ki İmam-ı Azam'ı tartsın. Hazreti Ali'yi tartsın. İmam-ı Gazali'yi tartsın. Bediüzzaman'ı tartsın. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh tartsın. Bahattin Şah'ın Nakşibendi'yi tartsın. Abdülkadir-i Geylani'yi tartsın. Deyince o benim değişik ustadımdır. Rüyamda sahip çıktığı için ona daha değişik şeyim var. Geylani. Zebaniler beni cehenneme götürürken elinden attı. Ona ayrı bir şeyim var böyle. Her duamda ederim. Aynen. Dedi ki bu bizi sever, biz de bunu severiz. Bu bizi tanır, biz de onu tanırız. Allah'ım şu an onun hakkında konuştum, ona ulaştır ya Rabbi. Amin. Çünkü sizin de inşallah selamınızı ulaştırsın. Çünkü hay ismine mazhar olduğu için mematından sonra hayattaymış gibi icraat yapıyor. Biz hepsini seviyoruz. Çünkü hepsine ihtiyacımız var. Yani evet, kefeye koy buraya Geylani'yi. Boğaz'ın binlerce insanını koy. Kalite bakın. Beyazıt-ı Bestami'yi koy ya burada. Oraya gidiyor, hiçbir tuhaf değil mi oluyor? Mezarımı bile burada yapıyorum diyorum kırıkan. Ya acayip bir şey ya. Ben ona dedim ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'ne namaz kıldırmaya nasip etti de Mirab'dan geri döndüm. Karşıda Mirab'da oturuyor. Dedim ya ters tanımayacağım. Dedim siz niye büyüksünüz dedim bu kadar ya. Bu kadar zenginler, bu kadar krallar bilmem tarih yok etti. İsmi bile kalmadı. Şehirler bile yok oldu. Ulan siz dedim sizi tarih silemedi. Niye bu kadar büyüksünüz diye sordum. Bestami Hazretleri bana dedi ki sizin için büyük olanlar bizim için hiçbir zaman büyük olmadığı için biz büyük olduk diyor. Sizin için büyük olan şeyler, büyük olan şeyler bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Allah bizi büyük yaptı. Ona yakışık bir söz. Ehemmiyet ve kıymet, ekseriyet ve keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Bir adamın iyilikleri, fenalıklarına, kemiyete veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahaptır. Bak, muhabbete müstahaptır. Muhabbet. Adet bakımından hakikaten sevabı da varsa tamam. Ama keyfiyet, kemiyette de var. Hani kalite, adedin içinde sakın aranır, yapmanın içinde. Kemiyet yani adet bakımından veya kalite bakımından adam güzel bir amel yapıyorsa o adam muhabbete layıktır. Çünkü iman muhabbeti iktiza ediyor. Madem diyor ustadımız ne diyor biliyor musun bakın. Madem imanı var o noktadan ne diyor? Ne diyor? Kardeşimizdir diyor. Madem imanı var o noktadan kardeşimizdir. Ölçüyü görüyor musun? Nereden aldı? Başka bir ölçüyü anlatayım size. Çok ilginç yani. Şu lazım olur size de. Bunu anlayamadık bunu. Madem imanım var, o noktadan kardeşimizi daha değişini anlatayım ki hayatta kullanalım bak. Ben kullandığım için söylüyorum. Yer yer.
Allah Resulüne sahabesi sormuş aleyhissalatü vesselam. Ders yaparken fedakarlık yapmak, affetmek üzerine sohbet ediyormuş. Ya Resulallah, ne kadar affedelim? Dünyada bu konuşuyor. Allah Resulü dünyadan çıkıyor. Bak bakışını adamı nereye götürüyor? Nereden baktırıyor bakın? Kaldırıyor adamı, alıyor. Götürüyor haşire. Ya filane, hafilim. Haşir meydanındasın. Tamam ya Resulallah. Haşir meydanında ne kadar affa ihtiyacın olacaksa, bak oradan getirdi buraya bu sıra, o kadar affedici ol burada. Ya filane alıyor. Haşir meydanında ne kadar affa ihtiyacın olacak, ne kadar af istersin Allah'tan, getiriyor buraya tekrar. Oraya nazarını götürdü, getirdi buraya, o kadar affedici ol. Daha laf ne diyecek? Affediniz ki ben sizi affedeyim. Allah bize affetmeyi söylüyor, öneriyor. Bak, vel kazimine gayze vel afinanin nas. Gayzdan yutarlar, insanlar affederler. Affetmek insana mahsus, şey, layık. Affetmek, Allah'a değil. Allah çok 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 affeder. Bize affetmeyi söylüyor. Biz çok çok yapamayız. Allah çok 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 eder. Ha, merhamet etmeyenler götürüyor oraya. Merhamet edilmez. Merhamet mi istiyorsun haşirde? Haşir burası. Burası dünya. Merhamet mi istiyorsun burada? Getiriyor oraya. Merhametli o. Af mı istiyorsun burada? Affedici o. Sahiplenmek mi istiyorsun? Sahiplenilmek mi istiyorsun? Biri seni tutsun. Şefaat mi istiyorsun? Şefaatçi o. Tenkitçi olma. İtici olma, kuşatıcı ol. İtme, yargılama, sorgulama, seni ilgilendirmiyor o. Umum hukuk varsa başka. Ben kurdum diyeceksin. Sufayı ben kurdum, kurdu oluyum ben kurdum. Yazıcı kardeşlerim ben kurdum. Hepsi benim elemanlarım. Hatalar, kusurlar. O beşeriyetleridir. Güzellikleri benimdir. Enayi olmaz sahipler. Niye ortak ol işte? Sebep ortak ol. Senindir. Senin namazlarını ben şey yapıyorum ya. Ben seni teşvik ettim. Ona ben ortak olayım ya. Ne olmayacağım ki? Yani o noktaya muhabbet et. İki tane okuyayım kesin. Hisset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Hisset ve zillet. Bak, hisset ne? He? Cimrilik ama şu, tuttu, akıyor yine, onu da tuttu, akıttırmıyor, vermiyor birisinin bardağına. Cimri, cimri iktisatla farklı bir şeydir. Sünnet-i seni iktisattır. Sünnet-i seniyenin tefriti cimriliktir. Sünnet-i seniyenin ifratı israftır. Ölçü bu. Vasat. Nefsin istediğin gibi yiyorsun, istediğin gibi yiyorsun, ahiretine, davana, gayene bir şey yok. Bu cimridir. Nefsine de, kendine de Allah nimetini kullarına görmek ister. Ulan malın var, yırtık mırtıkları yiyorsun, yiyorsun, yemiyorsun. Lan yesene, israf etme, yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Ne yiyorsun, ne yediriyorsun? Bu da ifrat. Ötekisi ise tefrit. Acayip bir şey. Ha, yemek mi? O tefritti. Yemez, içmez, yedirmez. Bu tefrit. Oo, her şey forya. Bu da ifrat. Allah Resulü'nün vasat. Bu hissettir. Hisset cimri, tefrit. Yani iktisat gibi gözüküyor. Oysa cimri ve pinti. Bir kafir var. Müslüman olmamış. Hristiyandı. Allah cehennemde ama hususi cennet koyacak, cehennem azabı vermeyecekmiş ama cehennem de olacak. Kim o cömert şey, nümenesi? Lemalarda geçiyor. Ya, Peygamberimiz Efendimiz demişti de onu. Hatemin, Hatemi Tayi. Cömertin, Allah cömerttir, cömerti sever. Yani başka sıfattan şu cehennemde şu olacak denmiyor. Cömert olduğu için
Allah'ın o sıfatına güzel aynadarlık yaptığı için ondan sonra Allah cehennemde hususi cennet koyacak ona diyor. Peygamber diyor. Peygamber hadisi bu. Ya öyle bir cömertti. Adam gelmiş bir deveyim, develerin içinde çok şeymiş. Ya bu ne güzel de kaç var bu? Ya alacak fiyatta değil ya. O kadar korkunç bir memleket şimdi Mercedes gibi. Konuşmuşlar, geçmişler böyle. Bekliyorlar. Et geldi. Ya demiş, ya ne güzel de o seni beğendiğin devedir dedi. Beğendiğin için sana et veriyorum demiş. Böyle bir adam. Ve inanıyormuş Allah'a. Ama tabii şirkeyle. Diyor ki, niye? Allah'ın diyor, o demiş, Allah'ın malını yedirmeyle, yemeyle bitmez diyor. Yedirmemeyle, yememekle biterirsin. Alemin de biter. İnan yedirenin malı bitmemiştir. Bitmez. Bitmez. Senin alemin. Ha, hisset bu. Zillet de şu. Zillet. Her şeyin hakkını vermemek. Zelil eder adamı. Yani malının mülkünü, eşyasını perde olarak kullanmıyor. Kendisini atıyor her tarafta. Hani hak doğruya o zaman gereken adımı atmıyor. Zelil oluyor. Hisset ve zillet. Ehli israf ve ehli temzir. O da zillet. Peki nasıl oluyor? Temzir. Temzir nedir? Bolca harcamak. İsraf yani zilletin tersi tebzirdir. Yani zillete kim iter? Tebzir. İsrafın tersi bir şey hisset. Yani adam zillete nasıl düşüyor? Niye düşüyor? Kadrını, kıtmetini bilmiyor. Oo ifrat. Zilil olur bu adam. Mesela 3 kilo balı 3 kişi kaç günde bitirmiş? 3 günde bitirmiş. Zelil oldular yani sonra. Zürt mü diyorlar toplumsal? Zürt. Zürt. Zürt değil mi? Yani bu da tebzir. Bol 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 bol. Ya kardeşim bunun hakkı var ya. Son cümle de bu. Bunu bitireyim, kapatıyorum. Tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Yani bu zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Orada bir hakikati anlatıyor. Yani israf, şey, cömertle cimrin arasındaki oradaki 70 kaçta anlatıyor? 143. sayfada lemalarda. Hatırlarsınız orayı. Hissetle cimrilik arasını, israfla tebziri anlatan bir yerde. Burada niçin anlatıyor? Keyfiyetlerini yani zahirde güzel gözüküyor değil mi? Cömert. Aa, veriyor. Keyfiyet bakımında yanlış yapıyor. Yani Allah kadar kimse zengin değil. Allah bak layık olduğu kadar veriyor. Çok verse azarız. Çok 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 her an dalda şey olsa, incir olsa olmaz. Koparttık 12 ay bekleyeceğiz. Allah'tan daha büyük zengin var. Sen ise hat hutut getirmeden hayda yapıyorsun. Zelil yaparsın, zelil olursun. Cömertlik değil bu. Yani haddini bilen hududunu belli eder. Bunu bilmeyen zelil olur. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.